Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi bu videoyu sizler bir nevi Kolombiya'da, Bogota'da bir gece turu olarak da değerlendirebilirsiniz. Simon Bolivar Meydanı'nın çok yakınlarındayız. Bu gördüğünüz ev Kolombiya'nın kuruluşunun temellerinin atıldığı ev diyebilirim size. Çünkü Kolombiya'nın kuruluşu zamanlarında, daha doğrusu Kolombiya'nın bağımsızlığını kazanmasına giden süreçte bu evde Simon Bolivar ve arkadaşları tarafından birçok planların yapıldığını, birçok toplantıların yapıldığını biliyoruz. Bakın videoda da bu gördüğünüz küçük tezgahların, hani içeceklerin satıldığı, cikletlerin, çeşitli yöresel yiyeceklerin satıldığı bu küçük tezgahların ötesinde de şu an videoda nereyi görüyorsunuz? Simon Bolivar Meydanı'nı görüyorsunuz. Burası çok büyük bir meydan. Şöyle örnekleyebilirim. Bizdeki Taksim Meydanı'nın aşağı yukarı 5 kat büyüklüğünde bir meydan. Çeşitli devlet yapıları var, katedraller var etrafında. Burası Kolombiya'nın tarihi merkezi olarak nitelendiriliyor. Yani siz Kolombiya'ya, Bogota'ya vardıktan sonra bu Kolombiya Bogota'nın bu tarihi merkezine varmak için öncelikle El Dorado Havalimanı'ndan yola çıkıp nereye gelmeniz gerekiyor? Candelaria dediğimiz bu tarihi sokakların başladığı bölgeye gelmeniz gerekiyor. Buradan sonra zaten o Candelaria bölgesindeki tarihi sokaklardan geçerek bu tarihi bölüme, hani Bolivar Meydanı'na ulaşabilirsiniz. Bolivar Meydanı'na ulaştıktan sonra da zaten burada zaman geçirebilmek adına çeşitli restoranlar bulmanız ve ziyaret edebilecek birçok mekan bulmanız da çok da kolay. Şimdi bakın, başka bir açıdan meydanı görüyorsunuz. Buradan da sonrasında da yine Candelaria'nın diğer tarihi sokaklarından, dar caddelerinden geçerek videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi bu videomuzun sonuna gelirken şunu söyleyebilirim. Bakın burada arabamıza bindik. Tarihi merkezde Simon Bolivar Meydanı'ndan yavaş yavaş uzaklaşırken bu Candelaria'nın diğer caddelerinden şunu söyleyebilirim. Buralarda genellikle hosteller falan var. Hani ben çok öyle lüks büyük butik oteller göremedim. Hani tatilinizde son derece güvenlikli olsun derseniz ve bilhassa ben kaldığım otelin kalitesinden pek de ödün vermek istemem derseniz, bu bölgede kaliteli oteller bulabilmeniz pek imkan dahilinde bir şey değil. Hani burada daha çok hostelleri bulabilirsiniz ki zaten bu ilerlediğimiz caddelerde de bakın sağlı sollu yani küçük pansiyonları, küçük otelleri, hostelleri görüyoruz. Daha çok böyle daha lüks, daha rahat edilebilecek otellere bakacaksanız oralar tabii ki tarihi merkeze daha uzak mahallelerdeki oteller oluyor. Oralara bakmanız gerekiyor. Şimdi buradan çıkmak üzereyiz. Tarihi merkezi bitirmek üzereyiz. Hepinizi Kolombiya'ya, Bogota'ya tabii ki davet ediyorum. Kesinlikle görmeniz, gezmeniz gereken bir yer diyorum. Ve yeni bir videoda ilaveten görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın.
Uno se bajaba por acá del bus o el Transmilenio, se bajaba por acá. Caminaba allá. Tranquilo. Sí, acá nunca hemos pasado nada.